pek çok tanrıları var Sümerlilerin. Dört büyük tanrıları var. Onlar gök, yer, hava ve su tanrısı. Bunlar yaratıcı tanrılar. Diğer tanrılar onlara yardımcı. Yani onlar yaratıyorlar her şeyi. Fakat yarattıkları şeyin idare edilmesi lazım. O idareleri de bu küçük tanrılar yapıyor. Bu tanrılar insanlara şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demiyor. Ancak insanlar tanrıların neler istediğini, ne yapmak istediğini düşünecekler, ona göre hareket edecekler. Ahlaklı olması, iyi insan olmasını istiyorlar tanrılar. Eğer kendileri böyle olmazsa ceza da verebiliyorlar. Bu cezalar işte şeyler, rüzgarlar, fırtınalar yahut da düşmanlar getiriyorlar. Bunları önlemek için de insanlar tanrıları eğlendiriyor. Tanrılara kurban kesiyorlar. Yani onları memnun etmek için kurbanlar veriyorlar. Yalnız kurban değil tabii, kesmek değil. Böyle tanrı şeyleri var. Mabetler, tanrı evleri olarak kabul ediliyor. Oralarda tanrıların heykelleri konuyor. Heykellerin önünde birer tane masa var. Masaya şey getiriyorlar, sunak getiriyorlar. Yani kurban diyorlar. Bu sunaklar işte her türlü şey geliyor oraya. Bira geliyor, içki geliyor, ondan sonra efendim süt geliyor, et geliyor ve her türlü yiyecek geliyor. Hatta bu şey zamanlarında tanrıları günde yiyecek, yani onların yemek yediklerini düşünüyorlar. Yemek yemeden evvela heykellerin ellerini siliyorlar. Ondan sonra yemek veriyorlar. Böyle şeyler var. Sümer inanışından pek çok şeylere, daha sonraki dinlere geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu Sümer inanışından ziyade bunu şey olarak efsaneleri var. Tanrılarla olan efsaneler. Bu efsaneler daha sonra din kitaplarına girmiş olduğunu görürüz. Mesela Sümerler insanları evveler şöyle büyük bir kainatta büyük bir su varmış. Suyun içinden bir toprak çıkıyor. Ondan sonra bu topraktan, bu çamurdan insan yapılıyor. Aynı o şekilde bütün dinlerde büyük şey var, su var. Sudan toprak çıkıyor, dünya oluyor. Ondan sonra insanlar çamurdan yaratılıyor. Bu hem Tevrat'ta var, hem bizim Kur'an'da var. Adem'in kaburgasından yaratılma hikayesi var. Ondan sonra Habil Kabil şeyleri, iki kardeşin kavga mı etmesi bizim dinlerimizde, aynı şeyin Sümer'de olduğunu görüyoruz. Yani pek çok böyle paralel şeyler var Sümer'le şeyler arasında, din arasında. Havva'nın Adem'in kaburgasında yaratılma mevzu tamamıyla Sümerlerin bir hikayesine bağlı. O da Sümer'in yer tanrıçesi, yerin tanrıçesi var. O bu şeylerin, tanrıların bahçesinde 8 türlü bitki yetiştiriyor.
bu bitkiler yenmeyecek, yasak. Buna şey olarak bilgelik tanrısı itaat etmiyor. Hayır diyor, ben diyor yiyeceğim diyor. Hepsinden tadıyor. Bunun için son derece hastalanıyor. Bu bizim hani şeyde elmayı tatma, yasak meyveyi tatma gibi. Ama bu tanrı çok hastalanıyor. Çünkü yasak da bu. Onun üzerine şey zaten yani yer tanrıçesi onu lanetliyor. Ortadan kayboluyor. Ondan sonra büyük şeylerle bakıyor. Diğer tanrılar çok üzülüyorlar bu bilgelik tanrısının bu şekilde hasta olduğuna. İşte tanrıçeyi buluyorlar, getiriyorlar. Tanrıçeyi yanına oturuyor. Neren ağrıyor? İşte kolum ağrıdı. Kolun için bir tanrı yarattım diyor. Başım ağrıdı. Başın için bir tanrı yarattım diyor. Yahut da ne bileyim işte ağzım ağrıdı diyor. Ağzın için bir tanrıça yarattım diyor. En sonunda da 8 yasak bitkiye karşı 8 organı hastalanıyor şeyin tanrının. O son organı neren ağrıyor diyor, kaburgam ağrıyor. Kaburgandan sana bir iyi etmek için bir tanrıça yaratıyor. Bu tanrıçanın adı kaburganın hanımı. Şimdi şeye geçerken, Tevrat'a geçerken bu kelime, kaburga hanımı kelimesinin bir şeyi de var. Hayat anlamına geliyor. Hayatın hanımı, hanımı olarak da tercüme edilebilir. Şeyler aldığı zaman bu hikayeyi Havva'ya hayatın hanımı anlamına gelen Havva kelimesini koyuyorlar. Böylece yani şeyde ne Adem'in kaburgasından yaratılıyor ve hayatın hanımı oluyor. Bu hikaye bundan tamamıyla Sümerlere bağlanıyor. Kur'an'la da var ama Kur'an'da bu olay yok. Yani Adem'in, Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratıldığı yok. Kur'an'la bağlantısı vaktiyle dünyanın su oluşu, yer toprağın çıkışı, ondan sonra insanın topraktan yaratılışı, bu olaylar Kur'an'da da var. Mabetlerde şimdi ben daha önceden söyledim, müzik var, dans var, eğlence var. Bunları yapanlar şeyler, kadınlar çoğunlukla dans edenler, müzik, şarkı söyleyenler. Yani mabette büyük bir kadın şeyi var, rahibe sınıfı var. Bu sınıflarda işte hatta şey de var, sihir yapan kadınlar var, rüya tabir eden kadınlar var. Bu arada genel kadın rolünü yapan kadınlar var. Yani orada seks yasak değil, yani seks yapabiliyor şeyler, rahibeler, gelenlerle. Ama onlar para almıyorlar. Yani onlar şeyin, Allah'ın, Tanrı'nın görevini yapıyor diye kabul ediyorlar. O bir kutsal görev olarak kabul ediliyor. Burada belki de yani orada insanlara seksi öğretiyorlar. Hatta orada şeyler var. Bu eşcinseller bile var mabetlerde. Bu kadınların diğer kadınlardan ayrılması için başlarına bir örtü koydurmuşlar. O mabetteki bu kadınların. Böylece onları kutsal sınıfa koymuşlar. Kutsal sınıf. Diğer kadınlardan ayırarak. Yani başını, saçını göstermemek değil ama başında bir örtüyle diğer kadınlardan ayrılıyor. Ve o kutsal sınıf. Diğerleri de kutsal ama bunu da daha kutsal yapıyorlar. Nedense daha büyük iş yaptığı diye herhalde. Ve bu kadınların şeyi, önemi şu şekilde.
Gülkamış Destanı'nda görüyoruz. Gülkamış'a bir dağ orman adamını arkadaş yapmak isterken, ormanda büyümüş ve yemek yemeyi, su içmeyi, konuşmayı bilmeyen bir orman adamını insanlaştırmak için böyle bir mabetten böyle bir kadını gönderiyorlar. O kadın evvela başını açıyor, onunla başlıyor konuşmaya, ona yemek yemeyi, içmeyi, konuşmayı, aynı zamanda seksi öğretiyor. Ki bu da gösteriyor ki o kadınlar seks terbiyesi veriyor belki de insanlara. O bakımdan çok önemli. Yani başörtüsü oradan geliyor. Sonra onu bir Asur kralı gidiyor. Bundan sonra diyor bütün evli ve kadınlar, evli ve dul kadınlar başlarını örtecektir diyor. Ama kızlar ve sokak fahişeleri örtemeyecektir diyor. Bu da evli ve dul kadınları hani yasal seks yapmış kadın sınıfına koyuyor. Onları kutsal kadın sınıfına koyuyor ve böylece şey diyor, bunu şeyler tatbik ediyorlar, Yahudiler tatbik ediyorlar. Ondan sonra İslam'a geçiyor, böyle devam ediyor. Tanrı'ya dingir diyorlar. Dingir hem gök manasını anlıyor, aynı zamanda Tanrı'yı ifade ediyor dingir kelimesi. Gök tanrısı an, o ayrı. Bu dingir, bu dingir kelimesi Türklerde devam edip gidiyor. Dingir, tengiri, tangırı, dingir, tüngür diye veyahut en sonunda Tanrı olarak hala devam ede geliyor. Yani bu Türkçe kelime olarak geldiğini anlıyoruz Sümerlerin.